Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir kez daha karşınızdayız. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar açıklama yapmaya ihtiyacı doğdu. Bunun nedeni çok sayıda sandıkta yanlış veri girişi olduğunu sabah yaptığımız, öğlen yaptığımız daha doğrusu basın toplantısında dile getirmiştik. Biliyorsunuz birkaç gündür bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Fakat bugün sayıları yavaş yavaş ortaya çıktığı için kamuoyu da haklı olarak yakından takip ediyor. Sosyal medyada da bu yanlış girilmiş, yanlış kaydedilmiş sandık sonuç tanıklarına dair çokça veri paylaşılıyor. Rakamsal olarak bunu sizinle paylaşmak isterim. Ülke çapında 1000'in üzerinde sandık sonuç tutanağının siyasi partilerle paylaşılan, Sipport üzerinden siyasi partilerle paylaşılan sistemde de gördüğümüz üzere bilgilerinin, verilerinin yanlış girildiğini öğrendik. Bunların hepsinin rakamı çok yüksek değil. İçinde 230 oyumuzun olduğu sandıklar da var. 10 oyumuzun olduğu sandıklar da var. 2 oyumuzun olduğu da sandıklar var. Bunların hepsine itiraz ettik. Ve bu itirazlarımızın neredeyse tamamı karara bağlandı. Ve bu verilerin tamamı düzeltildi. Şunu sizlerle paylaşmak isterim. 14 Mayıs akşamından itibaren 100'den fazla arkadaşımız, Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine de düşmüş olan bütün sandık sonuç tutanaklarını, bütün sayım döküm cetvellerini incelediler. Sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm cetvelleri arasındaki uyuşmazlıkları veya sandık sonuç tutanaklarıyla sisteme girilen verilerin tutarsızlıklarını ortaya koymaya çalıştılar. Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuca ulaşabilmiş değiliz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ilde, her ilçede avukat arkadaşlarımız, bilgi işlemde görevli olan arkadaşlarımız bu verileri karşılaştırıyorlar. Tespit ettiklerimize dair itirazlarımızı anında avukat arkadaşlarımız, ilçe seçim kurullarında görev yapan temsilci arkadaşlarımız ve itiraza yetkili arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarına bildiriyorlar ve bunların düzeltilmesini sağlıyorlar. Şu anda düzeltilmesiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Başvuru yaptığımız yanlış, hatalı girişlerin tamamı düzeltildi diyebilirim. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz saat 3'e kadar itirazların yapılması gerekiyordu. Sandık sonuç tutanakları ve bu sayım işlemlerine karşı. Fakat olağanüstü itiraz yöntemiyle de biz bu tutanakları takip edip olağanüstü itiraz yöntemiyle de ilçe seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacağız. Ve bu yanlışlıkların, bu hataların, öyle söyleyeceğim şimdilik, bunun arkasında organize bir kötülük var mı? Sisteme girilirken birileri bilerek ve isteyerek hileli bir şekilde bu verileri girdiler mi? Elimizde en azından buna dair şimdilik bir kanıt yok. Biz bunları hatalı giriş olarak değerlendireceğiz şimdilik. Ve bu hatalı girişlerin tamamını, 193 bin sandıktaki verilerin tamamını inceleyeceğiz. Her bir oyumuza sahip çıkacağız. Her bir hatayı düzelteceğiz. Halkımız, bize oy verenler, bize gönül verenler müsterih olsunlar. Partilerine gönderdikleri oyun, partilerine verdikleri oyun, partilerine ulaşması için bütün ekibimizle, genel merkezde çalışan bütün arkadaşlarımızla, bu verileri kontrol eden bütün arkadaşlarımızla oylara sahip çıkacağız, takipçisi olacağız demek için karşımıza çıktım. Halkımız müsterih olsun.